her şeyi nasıl en baştan başlatacak? Gözlerinizden okuyorum bu soruyu. Efendim şöyle ki, evlenmeden önce nerede yaşıyorsanız oraya döneceksiniz. Nasıl yani? Nereye dönüyoruz? Ay yani nasıl olur? Niye başa dönsün? Ben anlayamadım ki ama niye böyle yapıyor? Sessizlik efendim, lütfen sessizlik. Lale Hanım, siz evlenmeden önce nerede kalıyordunuz? Annemin evinde kalıyordum. Güzel, oraya dönüyorsunuz. Peki siz Onur Bey? Ben de annemlerle babamlarla beraber yaşıyordum. Harika, siz de oraya dönüyorsunuz. Nasıl yani? Ailemle beraber öyle mi? Her şeye en baştan başlamak böyle bir şey işte. Hem birbirinizle geçirdiğiniz vakitlerin kıymetini anlarsınız. Fena mı Onur Bey? Ay ben vallahi Pınar Bey'in ne yapmaya çalıştığını anlayamadım ayol. Ayol ben o kadar iyi anladım ki bunların ikisinin iyice bir burunlarını sürtüp birbirlerini daha da kenetlenmeye çalıştırıyor. Ay çok zeki bir kadınsınız vay. Tam benim taktikler kız. Efendim madem bugün sevgili olduğunuzu ilan ettiniz, o tatlı günleri her haliyle yaşayacaksınız. Bakalım her şeye rağmen birbirinizle kavuşmakta hevesli misiniz göreceğiz. Nasıl yani? Baştan mı? En baştan. Ailelerden, gizli saklı görüşmelerden, buluşmalardan ve kaçamaklardan. Tabii burada ailelere de büyük görev düşüyor. Kız evinin naz evi olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. Pınar Bey, biz şimdi flörtleşme döneminde miyiz hala? Bravo. Bakalım doğal yollardan evlilik aşamasına gelebilecek misiniz? Göreceğiz. Yok, yok artık. Var efendim var. Sizde her türlü problem var. Bir çiftin geçmiş olduğu hiçbir aşamadan olaysız çıkamamışsın. Ama atlattık biz hepsini. Aramızda hiçbir sorun kalmadı artık. Aynen öyle. Her türlü badireden yüzümüzün akıyla çıktık. Aşkımız sayesinde. Yani temiz bir sayfa açmaya karar verdik. Olmaz efendim. Açamazsınız. Ruhunuzda bu kadar çizik, bu kadar yara varken bu mümkün değil. Hem siz bana demediniz mi Lale Hanım, evlilik aşamasında ne çok problemler yaşadık diye? Tamam. Ama ben her şeyi unuttum. Yani biz artık geçmişle ilgilenmiyoruz Pınar Bey. Biz geleceğe odaklanıyoruz. Efendim, geçmişinizdeki yaraları sarmadan geleceği kuramazsınız. Siz yara bandı yapıştırıyorsunuz yaralarınıza. Oysa yara çok derin. Doğru. O kadar derin değil ya yere, ben biliyorum hani. Derin değil yani, biliyorum o kadar derin değil, yok. Değil yere bağlı olur mu öyle şey? Biz biliyoruz yani. Yok ablacığım. Bu kararı verme hakkım var efendim. Ben size nasıl bir tedavi önerirsem ona uymak zorundasınız. Hatırlatmak istedim. Ne yapacaksınız? Boşanmamıza engel mi olacaksınız? Ki olun zaten. Bizim boşanmaya hiç niyetimiz yok. Benim var ama. Yapmayın, inanmıyorum. Kelim merhemi olsa kendi şey. Siz mi boşanıyorsunuz? Ben değil efendim, siz. Eğer bana kulak vermezseniz, bebeğinizin iyiliği için ayrılmak zorunda olduğunuza dair rapor vermem gerekebilir. Nasıl ya? Ablacığım, bak aslında o kadar da üzülecek bir şey yok ha. Ha? Nasıl yok ya? Adam bizimle konuşurken senin böyle onaylar gibi kafa saldığını gördüm. Görmedim sanma. Yok yok be baldız, sen yanlış anlamışsın onu yani. Ha. Böyle boynu tutukluğunun da böyle ondan böyle şey yapıyordu hani. Sen de adamı onayladın bacanak. Evet. Bizden kaçmaz. Ablacığım, adamın söylediklerini bir düşünün isterseniz. Ha? Belki bir hak falan verirsiniz ya. Ya nesini düşüneceğim Allah aşkına? Ben kocama böyle o kadar zaman sonra yeniden kavuştum. Bütün sıkıntıların üstesinden gelmişiz. Evimize böyle mutlu mesut gideceğiz. Yok, yine ayrılıyoruz. Aa, abacığım kim ayırıyor sizi ya? Tabii ya, yani gözünü seveyim baldız. Hani ilişkiniz daha sağlam temeller otursun diye şey yapıyoruz biz. Ay, evet. Ay doğru düzce böyle evliliğinizin tadına varamadınız be. Ablacığım hatırlasana ya. Ay istemeye bile Pelinsu geldi, mahvetti yani. Gelinliğini bile yalnız başına seçmeye gitti. Tabii kız. Kendi nikahına bayıldım ben. Ondan sonra ya tamam.
Ay zaten gerildik, sinirlerimiz bozuk. Bir de üstümüze gelmeyin böyle, hak veriyorlar. Ablacığım tamam. Ama bak biz ne istiyoruz? Yaşayamadığınız şeyleri böyle en ufacık aynısına kadar yaşayın, mutlu olun istiyoruz ya. Ya Baldız, bir şey gibi düşünün ya, zaman makinesi gibi düşünün. Hani yani böyle giriyorsun içine, ilk tanıştığınız ana kadar geri dönüyorsun gibi hani. Ya bacanak kaç kişiye nasip olur bu ya, gözünü seveyim. İstemiyoruz biz zaman makinesi. Ablamla siz girin zaman makinesine, biz dışında duralım. İstemiyoruz. Yavrum bunlar anlamıyor ha. Harbiden anlamıyor yani. Sen var ya. Sen var ya sen. Efendim ne zaman görüşüyorlar, ne konuşuyorlar, her şeyden haberiniz olacak. Diğer kızlarınıza nasıl kök söktürüyorsanız Lale'ye de öyle. Ayrıcalık yok. Biraz şey oldu ama, acımasız oldu bu kök söktürme falan değil mi? Tamam efendim, neyse işte. Yani ne cadılık yapıyorsanız aynısından Lale'ye de. Ayrıcalık yok. Sizden de bekliyorum aynı cadılığı efendim. Ama Pınar Bey, ben aile terbiyemizin ve asaletimizin müsaade ettiği ölçüde... Niye tatlım? Ben nöbetçi cadı mıyım? Siz de biraz cadı oluverin canım. Estağfurullah. Hayır efendim, terbiye merbiye yok. Yırtıcılık bekliyorum her ikinizden de. Sizler güdümlü anne terliğinin mucitlerisiniz. Ben manuel kullanıyorum. Çok yakmasın. Ayrı alışkanlığı. Gösterin kendinizi. Lale ve onlara göz açtırmak yok. Akılları sıra beni kandırabileceklerini sanıyorlar ama yemezler. Her şey adım adım, sırası gelince. Yani ben kesinlikle göz açtırmayacağım. Gözümüzün üstünde olacak. Siz hiç merak etmeyin Pınar Bey. Bravo efendim. O zaman ben gideyim bir gözlem yapayım. Hatta karnım acıktı. Gözleme özleme yiyeyim ya. Neye geldin ki buraya? Allah Allah ya. Doğru söylüyor. Yani her şeyi biz katakulliyle ayarladık. Adamın dedeyi hiçbir şey yapmadılar ki. Değil mi efendim, değil mi? Yani temeli sağlamlaştırmak aynen lazım. Kontrollü gitmek lazım. Bence yanılıyorsunuz hanımlar. Ya... Sen burada ne yapıyorsun acaba Fikret? Ben hep senin yanındayım hayatım. Hiçbir yere gitmedim ki. Keşke gitseydin de böyle boş boş konuşup yorumlar yapmayıp beni de rezil etmeseydin. Siz sıkmayın canınızı. Asıl önemli olan ya İsmet Hanım'ı nasıl oyalayacağız? Değil mi? Hı? Evet. Ay ay ay, şunlara bak Lale'cim, nefis bir gündü. Hakikaten çok büyük keyif aldım. Biz teşekkür ederiz. Hadi bakalım çifte kumrular. Asıl sınav sizin için şimdi başlıyor. Ay hazır böyle kavuşmuşken yani ödevler mödevler nereden çıkıyor bu saçmalıklar anlayamıyorum gerçekten. Ya ne olacak? Üstesinden geliriz. Sonuçta iki gönül bir olduktan sonra aşamayacak engel yok. Değil mi aşkım? Evet aşkım. Niye yengeciğim siz aşamayacağımızı mı düşünüyorsunuz? Olur mu öyle şey Onurcuğum? Elbette aşabileceğinizi düşünüyorum. Şunu da düşünüyorum. Acaba diyorum Onur Lale'yi bir daha tavlayabilecek mi? Tereddütünüz mü var? Onur'dan bahsediyorum. Değil mi? Asla yok. Neyse. İyi günler size o zaman. İyi günler. Görüşürüz yenge. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşeceğiz bakalım. Yani hani Pınar Bey'in söylediklerini biz yapabiliriz. Daha kolay şeyler. Ama siz İsmet Hanım'la nasıl başa çıkıyorsunuz Allah aşkınıza? Hiç hatırlamıyor değil mi bir şey? Hatırlamıyor yakın geçmişi. Ama anneme de bir şey olacak diye ödüm kopuyor biliyor musunuz Songül Hanımcığım? Allah'tan ikizleri göresi geldi de Betüller'e gidiyor. Evet geldi. Hazırlandınız mı anneciğim? Evet. Ben hazırım, hazırım da çocuklar nerede? Onlar da odalarındalar anneciğim. Kumrular. Siz ne kadar kalacaksınız Şadi Beyler'de? Herhalde birkaç gün kalıp dönersiniz değil mi anneciğim? Zira burası sağlığınız için neşesi olsun değil mi? Huzuru olsun, iyi gelmişti. En fazla, en fazla. Zamanı geldi. Değil mi Fikret? Neyin zamanı geldi anneciğim? Bakın, oturun bakayım şöyle. Size anlatacaklarım var. Buyurun. Hayırdır inşallah. Bakın. Buyurun. Ben... Hayır ne gerek var ki? Sonuçta burası bizim evimiz. Anlamadım ki. Pınar Bey'in cin fikirleri işte. Yine icat çıkardı. Evet. Sevgili olun dedik. Olduk. Aramızda problem de yok. Ha ben annemlerin evinde kalmışım. Ha burada beraber kalmışız. Ne fark eder? Evet yaptık da.
Aslında diyorum, babaannemi ikna etsek de amcamlara gitmese mi? Yani işte babaannem burada olduğu için biz de bir yere gidemeyeceğiz. Sonuçta olanları bilmiyor. Yani ne deyip de gidip kendi evlerimizde kalacağız. Annemler de bir şey söyleyemez. İsmet babaanneye bir şey olur korkusuyla. Hayatta söyleyemezler. Emri vaki yapalım diyorsun. Öyle diyorum. Duygu sömürüsü de yaparız. Sen şöyle bir güldün mü, aklını başından alırsın onu. Alır mıyım? Alırsın. Ay beni anlıyor. Ay... Ay İsmet Hanım, pes doğrusu. Hiç bu daha girdim. Ne yapayım? Çocuklar için bir şey yapmak istedim. Aklıma başka bir şey gelmedi, bu geldi. Söyleseydiniz biz de destek olurduk anneciğim. Yani oğullarınıza söylemişsiniz. Ben de yeni öğrendim hayatım. Teessüf ediyorum sana Fikret. Yani gözümün içine baka baka yalan söyledi. Annem rica etti hayat. Ama bir şey söyleyeyim mi? İyi olmuş aslında. Yani hayır, iyi olmuş derken sizin hasta olmanıza üzülüyordum elbette de. Ondan sonra sizin hastalığınızla bu çocuklar yakınlaşmaya başladılar ya birbirlerine. Onu hissedince sevinmeye başlamıştım doğrusu. Anneciğim, bir rahatsızlığınız yok ama değil mi? Yani iyisiniz, sağlığınız yerinde. Ah maşallah, turp gibi. Anneme sordum. İyiyim, iyiyim, gayet iyiyim. Hakikaten turp gibiyim. Maşallah. Babaanne, aşağıda mısın? Evet Laleciğim. Geliyorlar. Bak, çocuklar size emanet. Tamam mı? Gözünüz üzerlerinde olacak. Ve sırrımızı katiyen bilmeyecekler. Sakın ha, sakın ha. Tamam, emin olun, o bizde. Bize güvenebilirsiniz, sırrınız bizde güvende efendim. Ne oldu? Kim güvende? Emir'den konuşuyorduk da, Mahmure Hanım'la Emir ne kadar da güvende diyorduk. Tabii tabii, benim de gözüm arkada kalmayacak. Ya biz de Lale'yle onu konuşuyorduk babaanneciğim. Siz niye gidiyorsunuz? Gitmeyin. Gitmeyin, biz çok alıştık size, gitmeyin. Olmaz çocuklar. Biraz da ikizlerin yanında kalayım canım. Hem ben sizi görmeye gelirim, Emir'imi görmeye gelirim. Ha siz ikizleri görmek istiyorsunuz. Tamam o zaman sorun çözüldü. Biz sizi bırakırız. Yani götürürüz, geri getiririz. Her gün yaparız bunu değil mi Lale? Yaparız. Yeter ki gitmeyin. İlahi çocuklar bakın. Çantam hazır. Betüllerin haberi var, bekliyorlar. Benim gitmem lazım. Ben sonra gelirim, sık sık gelirim. Hiç merak etmeyin. Fikret beni bırakırsın değil mi? Tabii ki anneciğim, buyur hadi. Üzülmeyin çocuklar, ben yine geleceğim. Hadi. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar, iyi geceler. Hadi, hoşça kalın. Ay ne oluyor ya, biz sizi mi bekleyeceğiz? Hadi işimiz var, gücümüz var. Hala bakıyorlar. Fakat pes. Yani benim kayınvalidemde de ne cevherler varmış ayol. Vallahi bu bizi sulu getirir, susuz getirirdi. Susuz gelirdi, sulu giderdi. Sulu götürür, susuz getirir. Sulu götürür, susuz getirir gibi galiba. Onur, bak bu mavi tişört sana çok yakışıyor. Bunu da al. Hay hay. Sen de bana sana ait olan bir şey versene. Ne gibi? Yani herhangi bir şey. Üzerinde kokun olsun yeter. Bir bakayım. Böyle bir şey olur mu? Senin yerini tutmaz ama idare edeceğim artık. Onurcuğum, ben senin mavi gömleklerini yeni yıkadım. Onlar ütülü değiller. Onun bilgisini vereyim. Öyle mi? Ütülü değiller mi? Tamam o zaman. Teşekkür ederim bilgi verdiğin için aşkım. Canım. Lale. Bitti galiba. Bravo.
Hadi yürü Lale. Kapıyorum bunu ben. Hadi, 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 hadi. Hadi. Yürü, yürü, yürü. Hadi hoşça kal. Ne o be? Anne, bu zaten buradaydı. Buradaydı anneciğim bu. Bari bunu bırakın. Anneciğim. Hadi gelsene Kurtuluş. Yok yavrum. Benim kafama şu terapistin dedikleri takıldı. Acaba diyorum biz de mi baştan başlasak ha? O ne demek be böyle? Yavrum biz de seninle adam gibi yaşayamadık ki hiçbir şey. Daha doğrusu benim yüzümden yaşayamadık yani. Böyle adam gibi gelip seni ailenden istemek varken direkt kaçırdım yani. Ne yapayım? Ayol Allah Allah, zorla mı kaçırdın? Ben sana kaçtım be. Allah razı olsun, eksik olma yavrum. Deli. Ay hatırlıyor musun? Ha? Böyle geldin. Attın diye diye. İndik arabaya, iki sokak sonra benzin bitti be. Ne yapayım yavrum? Yani emanet arabayla kız kaçırsam böyle oluyor. Heyecandan benzin koymayı unutmuşum. Kız. Hı? Bir telli duvaklı gelin edemedim seni be. Olsun. Olsun Kurtuluş be. Sen de damatlık giyemedin. Baksana kız Lale ile Onur'a. Nasıl mücadele ediyorlar. Yemin ediyorum onları görünce var ya gözlerim doluyor. Aa. Kurtuluş sana ne oldu bugün ya? Allah Allah, aşık falan mı oldun sen, böyle durup durup gözlerin doluyor senin? Allah'ım ya. Akşam akşam deli etme beni. Aşığım kız sana. Deli gibi aşığım hem de. Her şeye sıfırdan başlamaya, tertemiz bir sayfa açmaya kararlıyım Nilüfer. Nasıl olacak o iş Kurtuluş? Biz de sevgili olalım ha? Sevgilim olur musun Nilüfer? Nasıl olacak Kurtuluş o en başta mı? Yavrum, son gülendimin de kalbini kazanacağım. Her şeye baştan başlayacağım. Adam gibi yapacağım her şeyi yani. Emin misin Kurtuluş? Eminim tabii Nilüfer. Hiç bu kadar emin olmamıştım. Yemin ediyorum sıfırdan pırıl pırıl tertemiz bir sayfa açmaya karar verdim Nilüfer. Diyorum ki öyle yaşayamadığımız ne varsa her şeyi baştan başlayalım ha. Yeniden yaşayalım. Var mısın diyorum. Ne diyorsun? Varım. Varım da biz sevgili olursak artık bu evde kalamazsın biliyorsun değil mi? Öyle oluyor değil mi o zaman? Öyle oluyor. Ne yapayım yavrum? Ben kararımı verdim. Netim yani. Ben başımın çaresine bakarım. Bulurum kalacak bir yer. Kurtuluş. İtiraz istemiyorum yavrum. Kararımı verdim. Net. Sıfırdan başlayacağız. Tertemiz bir sayfa açacağız yavrum. Şu an itibariyle sevgililik müessesesi başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun yavrum. Sen geç eve, ben artık başımın çaresine bakacağım. Buyurun. Delirdin herhalde. Hadi sevgilim. Gidiyoruz kıyamete. Yemin ediyorum Allah, çocukluğuna dönüyor insan. Yine seni mutlu görüyorum. Kıymetli misin? Ne yaptın yine? Fitne fesat tohumları ektin de civcivler mi yedi zalim? Ay utandım. Ay ne olsun işte ya, her şey bildiğin gibi. İyilik, sağlık, fitne, fesat, fücur, haset hepsi birden. Ay özlemişim be. Oh. Ay şükürler olsun anacık. Yemin ediyorum yayın hayatına geri döndün. Senin yanında karanlıklar kraliçesi pambık prenses gibi kalır. Gevşeme. Gevşeme. Gevşemeyelim. Bak biz her zaman nereden kaybediyoruz biliyor musun? Bak sana şu anda itiraf ediyorum. Bu zafer sarhoşluğunu yaşıyoruz ya, işte tam o anda kaybediyoruz biz. Oğluşum, Onur ve Lale'yi ayırmak bizim için bir mesele değil yani. Mesele onları ayrı tutabilmekte. Yoksa var ya şirket hayal. Ben sana söyleyeyim, vallahi hayal. Evet, ayrı tutmak lazım. Evet. Acaba diyorum ki biz bu Onur'a bir sevgili mi ayarlasak? Ha? Bakmaz mı? Bakmaz diyorsun. Dük kılıklı, bakmaz, asil çocuk. Acaba bu etik değerler bize niye bulaşmadı kız? Acaba diyorum biz Lale'ye mi birini bulsak?
Aman Lale'ye kim baksın, soğuk nevale, mahkeme duvarı suratlı kız. Ay bir de bebekli öf. Ay o zaman bizim Mario oluşum. Babaannenin hafızasını yerine getirmekten başka bir çaremiz kalmadı, ben sana söyleyeyim. Ama şöyle yapmak lazım. Şimdi babaannemin hafızasını yerine getirirken Onur'un Pelin Su'ya para verdiğini hatırlamalı. Lakin benim yediğim herzeleri hatırlamayacak. O şekil bir format atmak gerekecek. Yani ha? Babaanneciğim var ya, iyi ki geri geldiniz. Gerçekten o kadar mutluyum ki burada olmanıza. Geri gelmek mi? Yani nasıl geri gelmek? Şu demek anneciğim, yani şimdi siz aslında bizim evimizde ikame ediyordunuz. Geçici olarak Onur'la Lale'ye gittiniz, ondan sonra da geri geldiniz. Burada. Tabii tabii burada. Ben sizi şuraya baş köşeye alayım, bir yerinize oturtayım ki yerinizi yadırgamayın. Tam burada. Neden derseniz sizin kütük bura. Çünkü bizim bütün ailenin kütük bura. Burada kalıyordum ha? Ya Allah Allah, sıkıştırmışsınız babaannemi, almışsınız ortanıza yani. Ne var, hatırlamıyorsa hatırlamasın. Baby göllerimi hatırlıyor ya. Allah Allah. Yani böyle biraz... sanki bir şeyler hatırlıyor gibiyim. Hah. Anneciğim, hani böyle biz sabahları zengin sabah kahvaltıları yapardık hep birlikte, aile. Ondan sonra siz Erol'uma böyle kocaman direktifler verirdiniz şirketle ilgili. Neden? Çünkü Erol'um şirketin müdürüydü de ondan. Müdürdü ya işte, ondan, o yüzden. Şirket, Erol şirketin müdürü diyorsun. Ha. Sen böyle kahvaltılar, sabah kahvaltıları falan böyle beraber, hep beraber. Hatırlayamadım. Aman efendim, ne olacak? Sağlık olsun. Sağlık, Allah can sağlığı versin. Evet, aynen. Ne olacak? Ay, uyumuş. Babacığım, ben yokken anneye göz kulak oluyoruz, tamam mı? İyi geceler aşkım. Onur, varınca ararsın değil mi beni? Ararım tabii. Uyumadan önce de ararım. Tamam o zaman. Tamam, iyi geceler. Şşş, yeter ama. Ya burada ağaç olduk. Bir vedalaşamadınız. Uyuyor çocuk diyorum, açsanıza şu kapıyı. Ay tamam. Ne? Çal. Ver bana çocuğu. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Ama hayatım, nasıl söyleseydim? Orasını sen bileceksin artık Fikret. Bana hunharca nasıl yalan söylemeyi becerdiyse... Söyleseydin annemin... Şşşt! Şerife duyacak. Söyleseydin annemin numara yaptın. Ya ben... Hayır, yani inanamıyorum. Çıldırıcıyım resmen. Beni oyuna getirdin. Ben getirmedim. Annem getirdi. Bak hala annem. Bak şu an kaşım alnımdan çıkacak uzaya doğru. Gidecek, bu da takıldı bak. Her zaman olmaz bu. Bu takıldı çok sinir. Ay, hakim olamıyorum. Ben geldim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Lale'yi bıraktın değil mi çocuğum? Evet anne, bıraktım. Kendi ellerimle karımı Songül annenin evine bıraktım, teslim ettim, geldim. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. İyi geceler. İyi geceler oğlum. Çok fırın ekmek yemen lazım Fikret, çok. Ama onu da yapamazsın çünkü diyettesin. Sakin ol hayatım, bak kaşın gözün birbirine girmeye başladı. Acile mi gitsek hocam? Yok, senin acilen sakin olman gerek. Aa, burnun da uzuyor. Ay hadi aç kurtuluş. Kurtuluş. Nınım, nasılsın yavrum? Ay ben iyiyim de asıl sen nasılsın? Merak ettim seni, ne yapıyorsun? Ne yapayım yavrum? Arabada öyle yatıyorum işte, seni hayal ediyordum. Hani böyle kırlarda falan koşuyoruz, aynı filmlerdeki gibi. Ay hızlı koşmayalım, terleriz Kurtuluş. Sen terle yavrum, ben silerim. Kurtuluş, tamam hadi yeter bu kadar. Kapı telefonu da erken yap. Yarın çok yorulacaksın zaten, hadi. Ben senin için, evliliğimiz için çalışıyorum yavrum. Yorulmak ne demek? Ay tamam Kurtuluş, hadi. İyi geceler. İyi geceler kalbimin sahibi. Vay be, Nünüm'le sevgili olacağımız yemin ediyorum aklıma bile gelmezdi ha.
seriye bak ya. Neler diyor? Resmen sevgili olmamız lazımmış ha. Ay canım kocam. Kalp kalbe karşıymış. Ben de seni düşünüyordum. Beni mi düşünüyordun? Nasıl düşünüyordun peki? Berabermişiz böyle yan yana. Evimizdeymişiz. Film seyrediyormuşuz mesela. Güzelmiş. Nasıl bir film izliyoruz mesela? Korku filmi olabilir. Gerçi sen korkarsın ama. Olsun. Kaparım gözümü korktuğumda. Ondan sonra omzuna yatarım. Bu daha güzelmiş. Ben de sana filmi anlatırım. Yani başın omzumdayken. Şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Bak bir deneyelim. Seri katil dolabın kapısını açıyor. Genç kızla göz göze geliyor şu an. Sonra kız kaçmaya başlıyor. Seri katil dolaptan çıktı, peşinden geliyor. Adım adım, adım adım geliyor, geliyor. Ya Onur. Korkutuyorsun ama. Onur, bir şey soracağım. Sen dayanabilecek misin bu işe ya? Hangi işe? Yani ilişkiye tekrar başlama. Yani kurallar, flört. Yani kolay olmayacak tabii ama gülü seven dikenine katlanır. Eğer seninle birlikte olmanın tek yolu buysa? Ben varım. Çünkü ben seninle her şeye varım. Yani ne bileyim sen her zaman istediklerin sana gelmiş. Her şeyi çok kolay elde etmişsin. Biraz zor olacak gibi. Nilay Hanım, siz daha kocanızı, pardon, sevginizi tanıyamamışsınız. Bizim kitabımızda vazgeçmek yok. Senin kalbine giden yol benim yolum. O yoldan geri dönüş yok. Ya neler neler varmış sende. Ya. Mesela yarın oyunun kurallarına göre gelip göreceğim seni. Nasıl olacak o iş? Şöyle, yarın sabah erkenden evinize geliyorum. Son gün annemin elini öpüyorum. Hayır duasını alıyorum. Sonra? Karşısına geçip şey diyorum. Songül anneciğim, daha doğrusu Songül Hanım. Eğer izin verirseniz. Kızınızla biraz dışarı çıkmak istiyoruz. Ben biraz Boğaz'da tekne turu attırmak istiyorum kızınızı. Tabii müsaade ederseniz diyorum. O da dayanamayıp izin veriyor. Biz de çok güzel bir gün geçiriyoruz seninle baş başa. Annem hayatta izin vermez. Merak etme, ben de o. Ya sen Songül Hanım'ı tanımıyorsun daha. Yani ben senelerdir biliyorum, kurallarını da biliyorum. Ya master yaptım, bitirdim annemi. O yüzden sen bana bırak. Ben izin alırım. İyi madem, dediğin gibi olsun. Hadi sen de yat artık, çok yoruldum bugün. Tamam. Ama rüyanda beni gör. Ben seni göreceğim çünkü. Anlaştık. İyi geceler. İyi geceler. Hadi sen kapa. Önce siz kapatın hanımefendi lütfen. Siz kapatınca ben kapatırım zaten. Ya ben kapatmak istemiyorum ki. İstesem kapanır zaten. Ben hiç kapatmak istemiyorum. Nasıl olacak? İyi yani benim için hava hoş. Sabaha kadar böyle bekleriz. Ya kapa. O zaman 1-2-3 deyince aynı anda kapatalım. 1-2-3. Ya sen kapa. Sen kapa. Olmaz, sen kapa. Ay dur, 1-2-3. Ne dalga geçiyorsunuz? Suratına kapattım zaten, şimdi yanlış düşünmesin. Ya flört mevzusu ne kadar eğlenceliymiş. Çok keyifli. Evet. Sen niye benim kanıma giriyorsun ya? Allah Allah. Doğru söylüyorsun ablacığım. Vallahi insanın böyle ruhuna çok iyi geliyor. Geliyor. Devam et. Devam et. Aa! Sen kapa. Aa! Sen kapa. Sen kapa. Sen kapa. Sen kapa. Sen kapa. Bu siyah da hiç olmadı. Açık renk giyeceksin artık, bahar geldi. Açık renk bir çanta alman lazım. Sen? Tabii ki.
Hele benim pırlantam harika giyim. Lale! Nerede bu? Uyanmadı mı hala? Uyandı anne. Lale! Anne! Amma! Ay anne! Çiçek gibi giyinmişsin tatlım. Tabii çiçekçiye gidiyor ya, çiçek gibi olmuş benim kızım. Yok. Canım? Şey, yok derken çiçekçiye gideceğim de... Anne şey... Ne anne? Biz bugün Onur'la tekne turu yapacağız da onun için izin almak istiyordum senden. Anlamadım, tekne mi? Tekne. Tekne. Hani o dört tarafı denizlerle çevrili olan o fiberglas. Hani ceviz kabuğu gibi bir şey. Sen delirdin mi? Hayatta izin verme. Mümkün değil. Elin adamıyla bir başına teknelerde dolaşmana izin vermiyorum. Yok yok. Ben Onur'la tekne turuna gideceğim. Onur, Onur. Onur, Onur kim? Onur kim kızım? Nasıl ya? İkide bir Onur, Onur duyuyorsun. Ben Onur diye birini tanımıyorum. Ay kim bu Onur? Anne, anneannem Onur'un ismini hatırlamıyor mu yoksa? Vallahi anneciğim ben de pek anlamadım da şimdi anlarız. Anne. Anne, Onur işte enişten var ya hani. Ben unuttum. Ben bütün yaşananları sildim. Hiçbirini hatırlamıyorum. Onur diye birini bilmiyorum. Her şeyi yeniden başladım. Buyurun Onur kim? Ne yapıyorsunuz? Niye benim arkamdan bir takım şeyler çeviriyorsunuz? Ben hiç anlayabilmiş değilim. Ben şimdi anladım. Bak bak, ben de senin gibi geliyorum sana. Bak şimdi. Anne dün parti vardı ya anne. Evet. Partide hani ben biriyle tanıştım. Ha o gözlüklü kısa boylu şey kıvırcık saçlı. Çok iyi oynuyor. Yok, sarışın uzun boylu. Aa hatırlamadım onu. Neyse İşte tanıştık, sohbet ettik orada biraz. Sonra şeye karar verdik. Aslında birbirimizi daha yakından tanıyıp vakit geçirmeye karar verdik. Ben de izin almak istiyorum senden. İzin vermiyorum. Daha dün tanıdığın adamla sizi yalnız başınız o denizlerin ortasına falan bırakamam. Anne! Kızım! Ha, şuna izin verebilirim. Tekneleri gören bir deniz kenarında birlikte yürürsünüz. O da çok açılmadan. Tamam mı? Fazla uzaklaşmadan. Ama kardeşlerine yardım edeceksin önce çiçekçide. Tamam mı? Ondan sonra eğer vakit kalırsa gidersin. Deniz kenarında turlarsınız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim evladım, aşk olsun. Hadi seninle dükkanı açmamız lazım. Dükkanı açalım hadi. Ay, ay kül kedisinin annesine döndüm. Aşkım, günaydın. Onur, aşkım. Ya annem teknik gezintisine izin vermedi. İzin vermedi mi? Neden? Ya şimdi her şeye en baştan başlıyoruz ya. Dedi ki ne öyle tanımadığın adamla işte Boğaz'da kahvaltı falan. Sahilde oturun dedi. Ne, iyi tamam öyle yaparız o zaman. Gerçekten mi? Tamam ben şimdi çiçekçiye geldim. 11 gibi müsait oluyorum. Anlaştık 11'de buluşuyoruz o zaman. Anlaştık. Onur geç kalma tamam mı? Bak benim bir saat vaktim var. Sonra geri çiçekçiye döneceğim. Aşkım ben senin yanına gelirken nasıl geç kalabilirim ki? Asıl mesele şu, saat daha 8 ve 11'e kadar zaman nasıl geçecek hiçbir fikrim yok. Ya ben de senin yanında olmak için neler vermezdim. Neyse, idare edeceğiz artık. Tamam hadi öpüyorum. Ben de öpüyorum, görüşürüz. Ha Şerife sen burada mıydın? bir gazete, dergi falan bir şeyler getirsene bana. Biraz oyalanacağım evde. Bir de kahve yap. Tabii Onur Bey. Betül'e yetiştirmelik bir sürü dedikodum oldu. Peki bu ne anlama geliyor Şerife? Ne anlama geliyor? Altın yükselişe geçiyor kızım. Filizciğim. Vallahi ne güzel yedin kız vallahi. Vallahi bu losalıkta iyi yedik. Allah Allah ya. Ben kendimi mi yiyorum? Benim yediklerim baby girl'lerime gidiyor herhalde. Onlara
süt oluyor, bal oluyor. Hmm, Filizciğim, acaba diyorum benden gizlediğin 4 tane daha çocuğun olabilir mi? Çünkü ben ikizlerimiz var diye biliyorum. Eğer benden gizli 4 çocuk besliyorsan tamam. Erol, zevzeklik yapma oğlum. Baş üstüne. Rahat bırakın gelinimi. Babaanneciğim, rahat bırakıyoruz zaten. Kollayamıyoruz, tutamıyoruz kendisini. Ondan oluyor. Önünü alamıyoruz. Patlayacak diye korkuyoruz. Erol, senin şirkette olman gerekmiyor mu şimdi? Ha? Evet, gerekmiyor mu? Baby göllerime gidip sen ekmek parası kazansana. Lütfen. Tam ekipman geziyorum. Ekipmanlarım yanımda. İşimin başındayım. Hayır, bir de anneciğim şimdi Onur da böyle kaza maza derken yani şirketten epey bir uzak kaldı yani. Benim oğluşumun sorumluluğu bin kat arttı değil mi? Artmıştır değil mi o kadar? Ah, minimum bin kat diyebiliriz. Yani öyle söyleyeyim babaanneciğim, şöyle anlatabilirim. Yani varlığıyla yokluğu bir oldu bu çocuğun. Öyle yerini doldurdum diyebiliriz. Yani şirkette sorsan Onur var mı yok mu yani. Olur mu evladım böyle şey? Olur mu öyle şey babaanneciğim? Yemin ediyorum böyle bir soruyla karşılaşsam ağzımın üstüne çarparım derim. Bu çocuğun yokluğu nasıl belli olmaz derim. 1.90 boyunda upuzun sarışın bir çocuk. Danimarka prensi gibi başarılı bir oğlan. Bunun yokluğu belli olmaz mı? Bunun yeri dolar mı? Dolmaz. Hiç mi dolmaz? Olmaz. Belki bir denense, başkasına şans verirse dolabilir. Dolmaz mı? Yedek kulübesinden bir çıkan gelen olsa ne dolar ama dolmaz mı? Dolmaz. Erol'cum, bak ne diyorum yavrum. Hadi sen de bir an evvel bir şirketteki vazifenin başına mı geçsen diyorum. Bir şöyle dümeni eline mi alsan? Hani geminin kaptanı olaraktan. Şu anda anlıyorum. Dümen diyorsun, uzaylı zekiye. Ay. Ben de geçireyim oğluşumu. Neler neler. Ay vallahi tek kanallı dönemin o şeyleri var ya. Hiç onun tadı yok biliyor musun? O tek kanallının tadı yok. Evet dinliyorum. Onur Bey ile Lale Hanım bugün Boğaz'da buluşacaklar, gezeceklermiş. Haber vereyim dedim. Aferin kız. Çok iyi yaptın. Bana bak. Süpersin bugün. Süpersin derken herhalde bu Betül Hanım dilinde bir çeyreği hak ettin demek oluyor. He? Ay yok artık, abartma. Hayır, çeyrek altın kadar süper değilsin. Daha o kadar büyümedin. Ama Betül Hanım yani bu sonuçta çeyrek... Alo? Allah Allah. Ne oldu kız? Hemen dört kol çengiye bağladın. Gözlerin ateş ediyor. Ne oldu? Şerife'den muştu mu geldi? Muştulandık mı şu anda? Burası muş mu? Ay oğlum bir sus. Aa dur. Onur ve Lale Boğaz'da bir gezintiye çıkmak üzere buluşacaklarmış. Aa. Kızım biz buna niye seviniyoruz? Bizim kafa küllüm yandı vallahi. Hayır oğluşum, bizim kafa küllüm yanmadı. Biz buna seviniyoruz çünkü sen bu buluşmayı engellemek için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Nasıl yapıyoruz onu? Oğluşum, Onur'un bir işi çıkacak. Anacığın düşünüyor herhalde, yapıyor bir takım planlar şu anda. Yemin ediyorum sana anacık değil, beyincik demek lazım. Ha şöyle dinle. Kulak kesildim, seni dinliyorum. Van Gogh'um şu anda. Sonrasında Clark Kent olarak şirkete geçeceğim. Abla vallahi liseli aşıklara döndün ha. Bu kokmuyor ki. Kokmuyor değil mi ablacığım? Ay ne bileyim ya. Ay böyle bu kurtuluş sanki köftenin içine bir şey kattı, okudu mu üfledi mi? Böyle her gördüğümde bir kalbim pıt 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 ediyor. Pıt pıt mı? Ha. Ay benim de sol tarafım pıt pıt. Ya. Evet. Bir şey söyleyeyim, o flört işi gerçekten çok doğru. İlişkiyi ayakta tutuyor. Ay evet, böyle ben de kendimi acayip zinde hissediyorum ha. Ay. Eniştem mi o? Hı. Ergen'e dönmüş enişte. Vallahi evet, pek yakışıklı olmuş değil mi? Ay dur gideyim yanına. Ey aşk, sen nelere kadirsin ya? Kurtuluş. Merhaba. Sevgilim. Heh. Beni gözlerine gömsünler. Sensiz geceleri saçlarınla örsünler. Ay kurtulmuş. Bakışından utanır gecenin laciverdi. Kokun yalnızlığımı ansızın dalıverdi. Rabbim Mecnun'u aldı, kurtuluşu gönderdi. Aç kollarını yârim, efsanen geri geldi. Kurtuluş sana tekrar eskisi gibi şiir yazmaya mı başladı? Yavrum bu şiir değil ki. Kalbimin sesi.
Bana yeniden şiirler yazdıran kadına saniyede 500 mısra atıyor kalbim. Ay kurtul. Ay. Ay Allah iyiliğini vermesin. Ay canım. Çok kibarsın. Çok naziksin sen. Nilüfer. Sen de çok güzelsin. Kestik. Hadi. Hadi. Köfteleri falan atalım. Bir şey yapalım enişte. O zaman siz çiçekleri Şahap'ın Nilüfer, ben de ayranları dizeyim bari. Açalım şu dükkanı. Eniştem ayran olmuş zaten, baksana. Evet, toplantımıza hoş geldiniz. Benim canımdan kıymetli, aziz dinleyicilerim. Sağ olun, var olun. Arzı endam ediyorum efendim. Meral, ne yapıyorsun oğlum? Zeki Uren misin sen? Babacığım. Halka hitabende de sıkıntı yaşıyorum. Gerçekten böyle aşmaya çalışıyorum. Evet, nerede kalmıştık efendim? Evlerimizin tanıtımına geçelim. Evlerimiz akıllı ev olarak tahayyül edilmiş binalardır. Evet, bunları görüyoruz. Değişik sistemlerimiz. Bu hanımımla ben. İyi gidi günler be. Bakın vallahi insan... bak bak kravatı nasıl şey yapmış görüyor musun? Kanın deli aktığı zamanlar bunlar. Bir dönem stil ikonuydum. Baba bunu sen mi çektin bu? Ne zamandı bu? Allah'ım anacık. Yemin ediyorum her zaman genç, her zaman diri. Çocuk bezleri. Son dönem özel hayatımı birazcık şey yapmışım, slide takatmışım. Gerçekten annem bambaşkadır. Renk uyumuna bakar mısın? Şuradaki gerçekten gözü de hep benim üstümde. Burada böyle Titanic. Toparla kendini. Toparla, toparla. Evet, tamam. Evet, toparlamak gerekirse evlerimizde zaten akıllı evler. Dolayısıyla evler de kendini anlatabilir. Detayları evden de dinleyebilirsiniz. Öyle düşünüyorum. Hazır ekipmanımız varken de birkaç komikli kedi videosuyla devam etmek isterim. Buyurun. Lütfen, lütfen sakin olun. Sakin olun lütfen. İsterseniz bir kahve molası verelim. Ondan sonra tekrar gelip sunuma devam ederiz. Hadi lütfen buyurun. Buyurun sizi dışarı alın. Buyurun. Buyurun. Güldük, eğlendik. Bir kahve içelim. Buyurun. Çocuk. Yemin ediyorum tam onurluk durum var şu anda. Tam onurluk buyurun. Bir durum var şu anda. Onur olsaydı 90'a takardı. Onur olsaydı. Onur olsaydı 90'a takardı. Onur olsaydı. Alo. Amcam Erol sunum yapmaya başladı. Bence hemen şirkete gel. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyecek Erol? Eyvah diyor Erol. Doğru diyor. Vallahi doğru diyor. Akıllı çocuk neticede. Zeki olan sarı mara ama zeki. Solak beyninin sağ lobunu kullanıyor. Hadi o solak da sen nesin acaba onu merak ediyorum. Ben? Üçünü de kullanıyorum. Bak şimdi düşününce. Oysa her ya. Neler yapmışım ben öyle ya. Vallahi nasıl anlatayım? Bir sürü garip şey. Nasıl böyle gariplikler yani? Bir detay versen. Mesela bebekleri 3 gün emzirmediniz. 3 gün. Ne diyorsun? Vallahi sağdığınız sütleri koydunuz buzdolabına. Şirkete gidip geldiniz. Ya ne diyorsun ya? Yazık Sabine'ne. Sonra bir de Betül Hanım'la Erol Bey konuşurken duydum. Şirkette çalışanlara da çok kötü davranmışsınız. Tüh. Rezillik kahretsin. Yani... Hiç kendiniz gibi değildiniz. Şadi Bey'e bile bağırdınız. Ne diyorsun ya? En evet. Çok da bunu üzüldüm babacığım benim ya. Ay sonra bir de sadece... Seher. Seher senin başka bir işin yok mu? Hı? Ne yapıyorsun sen şu anda? Çene çalmak için mi para alıyorsun sen benden? Hı? Bu ikizlerin çamaşırları yıkanacaktı. Ne oldu o çamaşırlar? Yıkayabildin mi sen onları? Hadi bakalım içeri. Oy oy oy. Neler yapmışım insanlara ya. Ay ne yapmışsın kızım insanlara? Hiçbir şey yapmadın, hiçbir şey etmedin Allah aşkına ya. Aa, abartma. Gözüne girmek için abartıyor zaten o da. Çakal. Yok yok, yapmışım. Hissediyorum bir gariplikler var. Ama çözeceğim. Sen kursun ya. Şirketinizi seçmekle ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi bir kez daha anladım Onur Bey. Sağ olun. Biz de sizinle çalıştığımız için çok mutluyuz. Darısı yeni projelerin başına. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Onurcuğum. Zehir. Sağ olun hocam. Gurur duydum abi, gurur. E abi, hadi bunu kutlayalım. Aa, tabii Şadi, hadi bakalım. Keyiflendiler. Erol, benlik bir şey yoksa çıkıyorum ben. Aa, olma mı ya? Hiç olma mı? Süpermen dükkana gelmiş. Hiç sana iş olma mı? Bir tane daha toplantı var. Onu da halledelim öyle çık. Bu sahip konutlarıyla ilgili.
Tamam o zaman şöyle yapalım. Girizgahı ben yaparım, sen devam edersin. Anlaştık mı? Tamam, sonrası bende. Ben girişi yapamıyorum. İlk girişi beceremiyorum. Güya girişimciyiz. Sevgilim, küçük bir iş için şirkete geçmek zorunda kaldım. En fazla 10 dakika öter. Çar. Anacık, yetiş. Onur'u oyalayamıyorum. Hoş geldin. Ay eniştem, köfte mi yesem ya? Yapayım lalem, yapayım tabii ya. Yap Kurtuluş, yap, yap. İstin. Tamam aşkım. Olur mu ablacığım? Yok ben çıkayım ya. Ben erken gideyim ya. Şimdi yolda molda takılırım ve ondan önce gideyim. Hadi. Ablacığım ne acele? Köfte attık ama buraya. Ne biz yiyeceğiz artık ne alalım? Nilüfer. Efendim Kurtuluş. Acaba bu akşamüstü bir şeyler yapma ihtimalimizi sevsem mi? Ay, ay bilemedim ki şimdi. Ay annem ne der? Yok yok olmaz. Nilüfer. Ha. Biz de annene söylemeyiz. Olur mu? Olur. Olur vallahi. Olur. O zaman. Aa, ay. Ay ne yapıyorsun Kurtuluş şimdi? Ay ne bileyim ben birden böyle şey oldu tabii. Ne şey? Çocuk oyun alanları, yüzme havuzları ve spor kompleksleriyle doğanın içinde ama şehirden kopmadan ve özellikle tek bir ağaç kesmeden dizayn ediyoruz yaşam alanını. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Bundan sonrasını Erol Bey devam edecek. Sizi Erol Bey'le baş başa bırakıyorum. Nasıl Erol Bey devam edecek? Ne yapacağım ben? Ritmik jimnastik mi yapacağım ben bu insanlarla? Masanın üzerinde dosya var. Oradan okursun tamam mı? Projenin detaylarını Erol Bey'den öğrenebilirsiniz. Dosya orada da anacık nerede acaba? Anacık yok şu anda. Allah! Allah! Ah, ay! Gitti mi laptop? Vallahi teknolojik cihaz bunun içi. Hepsi oldu görüyor musun? Allah'ım bunu da dökecektim vallahi burada. Utan da olmadı ki beni al. Yemin ediyorum. Vallahi özür dileriz. Kusura bakmayın. Özür diliyorum. Çok geç kaldım biliyorum. Ama... ay, ay neler olmuş burada? Ben hemen bir görevli çağırayım. Kusura bakmayın. Nazar çıktı. Görünmez kaza. Kusura bakmayın. Neyse ben Bilal'i arayayım bari. Olanlardan bahsetme, canı sıkılmasın. Telefonumu gördünüz mü Erol Bey? Masanın üzerindeydi çünkü. Onur Bey, bu olabilir mi telefonunuz acaba? O benim Erol Bey. Aman alın, yemedik sizin telefonunuzu. Alt modeli zaten. Aa evet. Buyurun. Nereden geldi buraya bu? Bilmiyorum Onur Bey. Bankonun üzerinde duruyordum. Neyse bir yerde unuttum herhalde. Sağ ol. Oo. Öyle kaç defa aramış. Hadi Lale. Anne. Ha canım. Ya bir baksın belki önemli bir şeydir ya. Onur mu? Hı, Onur.
Ne oldu? Anne açayım da ben, Emir uyanmasın. Yok Emir uyanmaz, sen de açamazsın. Güzel çalıyor bak. Neden böyle yapıyorsun anne ama? Seni ağaç ettiği için. Anlatabildim mi? Beklemedin mi sen saatlerce, bana öyle demedin mi? Konuştuğun zaman mangalda kül bırakmıyorsun. Madem seni ağaç etti, cezasını da çekecek. Bir arayabilirdi, bir haber verebilirdi. Hadi onu yapamadı, bir mesaj çekebilirdi. Evet, evet ama şimdi acaba neden mesaj atmamış falan, onları bir açıklasın. İzin vereyim de bir konuş. Hayır, vermiyorum izin. Öyle yok. Artık hassas olacak, artık dikkatli davranacak. Herkes bir yaptığı hatayı bir daha tekrarlamamak zorunda. Hassasım. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol mu? Baş öğretmen miyim ben? Ne sağ ol o? Allah Allah. Bir dakika. Allah Allah. Yer mi süpürmek? Aa. Ya ne oluyor arkadaşlar? Hayır ne oluyor? Bir herkes buraya gelebilir mi? Hop seri biraz. Şimdi aklı selim bir şekilde. Birisi bana burada ne olduğunu açıklayabilir mi? 88 mevcudumuzla emir ve görüşlerinize hazırız Filiz Hanım. Ne emri ya? Ne emri arkadaşlar? Tamam sert bir mizacım olabilir de emretmem ben yani. Olsa olsa rica ederim. Emredersiniz. Allah Allah. Biri bana şaka yapıyor. Doğru söyleyin. Gerçekten şaka mı bu? Değil Filiz Hanım. Sizin emriniz. Delireceğim ya. Vallahi delireceğim. Sen. Bir kalabilir misin? Siz bir dağılın arkadaşlar. Biz burada bir konuşalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Ben bir anlayayım. Ay! Onur! Selam. Onur ne işin var senin burada? Nasıl ne işin var? Lale'yi görmeye geldim. Böyle elini kolunu sallaya sallaya. Rahat rahat maşallah. Arı gibi yani. Tabii yani Lale benim eşim ya. Nilüfer. Aha, aşkım kusura bakma. Ben açıklama yapacağım şimdi sana ama işte nöbetçiler olunca böyle. O oh olsun sana. Sen dua et. Sen dua et nöbetçiyle karşılaştın. Asıl anakraliçeyle karşılaşsaydın ne yapacaktın? Ha? Songül anneciğim merhaba. Ben Lale'yi görmeye geldim diyecektim. Girecektim içeri. Yani adı üstünde Songül anne. Bana bir şey demez yani Lale'yi görmem için bana kızmaz diye düşünüyorum. Tabii tabii. O iş o kadar kolay yani. Ya Onur, annem hepimizden çok daha kaptırmış durumda meseleye ya. Aa, dikkatli olun. Neyse ben bakayım bari hadi. Siz de böyle. Hadi. Hayatım nasıl yani? Siz ciddi misiniz? Songül anne görüşmemize müsaade etmeyecek mi? Etmeyecek. Kurallara uyacağız. Yeni tanıştık. Öyle düşün. Saygı duyacaksın. Bu iş böyle. Gerçi biz sözleştiğimiz randevuda bile görüşemiyoruz ki. Gelmiyorsun çünkü. Lale. Sana inan ki ulaşmaya çalıştım. Yani işle ilgili bir pürüz vardı, o yüzden geciktim. Sebep iş yani. Tamam biz mesai dışında buluşalım. Yani sabah 9, akşam 6 dışında. Olur mu? Bir de randevu alalım Melek Hanım'dan. Daha sağlıklı olur. Onun dışında aşk yaşarız. Hı? Aşık mısın sen bana? Seviyor musun sen beni? Annem geliyor Onur. Onur annem geliyor kaç. Tamam sen benim nikahlı karımsın ya ne yapalım da yani annem. Ya mızıkçılık yok. Hadi hemen saklan şuraya. Şuraya git. Hadi dur dikenler falan vardır burada. Diken gitme. Ya git Onur git diyorum. Dikenin büyüğü geliyor şimdi. Saklan eğil eğil. Ay Allah'ım ya. Eğil ya. İyi günler bol güneşler. Aa anneciğim hoş geldin. Kolay gelsin beyefendi. Beyefendi. Kolay. Ne yapıyor orada? Tuvaletini mi yapıyor? Ne yapıyor? Hayır. Hayır anne. Tanışıyor muyuz biz sizinle? Müşteri beyefendi. Çiçek almaya gelmiş. Evet. Hanımefendi. Merhaba. Ben yoldan geçerken Lale'yi gördüm. Yani laleleri dedim ki aman Allah'ım dedim. O ne güzellik. O yüzden bir lale alayım dedim. Lale'yi almaya geldim yani.
Lalelere dedi. Lale almaya gelmiş, laleler için böyle düşünüyor. İşte lale. İstiyormuş, lale istiyor. Beyefendi maşallah çok iyi anlıyor çiçekten. Ha, yok efendim, yani siz varken şimdi anlıyor demeyelim de seviyor diyelim. Ben çok seviyorum laleyi. Size bu laleyi vermeyelim beyefendi. Vermeyelim size. Alayım ben çünkü çok beğendim laleyi. Beyefendi, lale şefkat ister, sevgi ister, ilgi ister, bakım ister. Şefkat, sevgi, ilgi. Bunların üçü de bende fazlasıyla mevcut. Yani daha önce laleye baktım, oradan biliyorum efendim. Gözüm gibi bakarım ben. Gözümden sakınırım onu. Beyefendi, bu size yaramaz. Bak bu artık geçmiş. Bozulmuş artık bu. Hala lale isterseniz gelecek sezon gelirsiniz. Yenilerini gösteririz size. Hay Allah ya, bu kadar zor muymuş laleyi almak? Ben sana zor olacağını söylemiştim müşteri beyefendi. O zaman geldik yani, o kadar. Elimizi boş dönmeyelim, ben başka bir şey alayım. Ben size kaktüs tavsiye ediyorum. Güzel bir kaktüs vereyim size, tam erkek çiçeğidir. Ne bakım ister, ne su ister. Tabii radyasyon, stres hepsini alır götürür. Öyle mi, o zaman ben en büyüğünden alayım. Çünkü bayağı bir stresliyim şu an. Hay hay, tabii ki. Alalım yani. Kaç dedim sana, ne biçim saklanıyorsun? Böyle yapıyorsun kendini orada, Onur. Görünmemen mümkün mü? Ben buyurun. Müessesemizin en büyük kaktüsü bu. Çok güzelmiş. Aa, bak çok güzel durdu. Zengin gösterdi. Şahane. Borcum nedir acaba? Borcunuz yok efendim. Müessesenin hediyesi olsun. Aa, olur mu öyle şey? Lütfen. Alışverişimizi yaptık. Ödeyelim yani. Beyefendi, siz önce bunu yaşatın. Ondan sonra lale için ayrıca gelirsiniz. Hay hay efendim. O zaman ben sonra gelirim laleyi. Laleleri almak için bir lale. Kısmet. Çok teşekkür ederim ilginize. Sağ olun. Bak batacak yine bak. Rica ederim. O zaman buyurun. Kolay gelsin size. İyi çalışmalar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Aa, şaşkın. Şöyle şöyle beyefendi. Lalenin kokusu başımı döndürdü de. Daha çok döndürecek. Ne oluyor? Ne oluyor? Müşteri memnuniyeti. Vay arkadaş ya, avuçlarım falan terledi. İyice ergenlik günlerime döndüm ben. Nedir bu böyle ya? Sen yine şanslısın bacanak. Songül annem böyle kucağına vermiş kaktüsü. Nülüfer'le beni ilk yakaladığında var ya, yemin ediyorum yediriyordu az kalsın kaktüsü bana. İyi de yani Songül anne de iyice rolüne kendini kaptırdı. Lale'den daha çok inanıyor. Bir an bizim evli olduğumuzu falan unuttum yani. Siz evli miydiniz? Ya bacanak, bir git işine, sen yapma ya. Ya tamam mı bacanak, şaka yapıyorum ya. Ah be terapist, yaktın bizi Pınar Bey, yaktın. Yok be bacanak, öyle deme bak. Aynı taktiği biz de deniyoruz kendi üstümüzde ha. Yemin ediyorum var ya, eskiden yaşadığımız şeyleri tekrar böyle yaşamaya başladık. Bak ne diyeceğim ben sana, sabret. Yani bu tünelin sonunda ışık var, sabret diyorum ben. Bacanak, zaten artık tünele girdik artık, geçmiş olsun. Hayırlı uğurlu olsun yani, bir şekilde sabretmesini öğreneceğiz. Ya sen onu bunu boş ver de bacanak, benim Lale ile görüşmem lazım, özledim artık karımı. Aman diyeyim bacanak, bak dikkat et ha, bunlar sarı kartlık hareketler. Bakıyor mu? Bakıyor mu? Yok yok. Allah beni kesin. Lale. Telefonu açsana. Allah Allah. Ben bunların hepsini size yaptım öyle mi arkadaşlar ha? Yani biz de inanamadık önce halinize ama gayet ciddiydiniz yani. Öğle yemeği izinlerimizi bile iptal ettirmiştiniz. Ne diyorsunuz ya? Allah Allah, ben soruyorum kendime hani bunları nasıl yaptım diye, ama bende de bir cevabı yok. Çok özür dilerim ama çözeceğim yani ben bu işi. Net çözeceğim.
Hayatım neyi çözüyorsun yine? Zehir afiye. Arkadaşlar yine bakıyorum lak 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 üstüne. Vallahi yine boş zamanınızı böyle mi değerlendiriyorsunuz şirkette? 5 dakika mola da mı veremeyeceğiz arkadaşlarımızla Erol? Hayatım burası da holding. 5 dakika diye ara verirsin 55 dakika olur. Bilanço tepe taklak gider şirket çöker. Allah muhafaza. Arkadaşlar lütfen görev yerlerimize. Tekrar çok kusura bakmayın ya. Erol ne yapmışım insanlara, neler yapmışım ya? Niye hiç bana müdahale edilmiyor? Korku filmi gibi üstlerine salınmışım insanların. Hayatım çok gereksiz duygusallık gösteriyorsun. Çünkü araştırdım, doğum sonrasında böyle şeyler olabiliyormuş. Hamilelik buhranı gibi bir şey yani. Loğusalık. Yokluğunda çok kitap okudum. Erol kim bilir sana neler yaptım aşkım. Vallahi kocan yaptın, daha ne yapacaksın hayatım? Neyi yaptın? Aman karanlık günler kız, hatırlatma diyorum. Çok kötü günlerdi gerçekten. Aşk, nefret, entrika, kuntrika, emir kustrika. Gerçekten 32 kısım tekmili birden bir dramdı. Of ya, çok özür dilerim. Lütfen, özür dileme. Çünkü neden? Aşk her şeyi affeder. Gel buraya. Aşkım. Çantada kekliğim benim. Kadınım. Bacanak, nasıl olacak şimdi? Biz Duman'la mı haberleşeceğiz Lale'yle? Hay Allah ya. E tabii siz telefon kuşağısınız. Şimdi telefon olmadı mı haberleşme mortingen. E ne yapalım Bacanak, ne yapalım? 2017'de kağıda mı yazalım? Var mı? Divit'in hokkan var mı? Yazalım, güvercini de gönderelim o zaman. Şimdi Bacanak, sen ne zaman buluşmak istiyorsun Lale'yle? Hemen. Ya tamam o zaman yarım saat sonra, yani bir an önce buluşmak istiyorum hadi. Tamam, nerede buluşmak istiyorsun? Topkapı Sarayı'nda. Ya Bacanak nerede olacak? Yakında bir yerde gideceğiz. İşte çay bahçesi olsun şuradaki çay bahçesinden. Nasıl olacak? Tamam, bekle. Şey, tamam. Tamam tamam. Olur ya, bakarız. Ha, ne yani, diyor, toplantı ne saat kaçtı? Toplantı şimdi. Ha, evet. Arkadaş ya, ne hallere düştük. Ne oldu, anladın mı şimdi? Anladın da kayıp ediyorum. Ben de o iş ya, görün. Bak. Nasıl yani? Buluşma yerimiz, zamanımız falan, sen her şeyi söyledin öyle mi? Ya ayıp ediyorum Bacanak, yani bu kurtuluşun özel alfabesi yani. Ben çözdüm o işi, tamam. Vallahi helal olsun Bacanak, ne diyeyim yani? Ayıp ediyorum Bacanak. Ya bu kurtuluşun özel böyle şifreli alfabesi. Ben gittiğiniz her yeri bileceğim. Böyle aklınız bir karış havada dolaşamayacaksınız. Sizin isimlerinizi çiçek ismi koydum diye etrafınızdan bir sürü arı dolaşıyor. Arısı da var, ayısı da var. İkisinin de amacı ne? Bal. Ayıyla arıyı birbirinden ayırmak için ne gerekiyor? Kadınlık sanatı. Aa, arı geliyor. Sonra İyi günler bayanlar. Ay, iyi günler, siz miydiniz? Siz kimi bekliyordunuz? Antonio Banderas mı? Nasıl espri ama. Hoş geldiniz müdür bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Efendim, birkaç dakikanızı rica edeceğim. Ay, estağfurullah, buyurun. Çayırdan bayırdan bahsedeceksiniz herhalde, sorun. Yok, şu ünlü İtalyan restoran. Sahile şube açmış. Öyle mi? Ay, hayırlı olsun. Gerçekten bu semtin çok ihtiyacı vardı. İnşallah bol bereketli bir sezon geçirir. Olsun olsun da efendim demem şu ki, yarın akşam bu restorana 2 kişilik yer ayırttım desem ne dersiniz? Güzelmiş, ay ne güzel. Ya ha, çok iyi olur derim. Arkadaşınızla mı gidiyorsunuz? Yok. Ya aslında olabilir. Songül Hanım, yarın akşam bu yemekte misafirim olup eşlik eder misiniz? Şey... o kadar isterdim ki. Gerçekten ama şu an çok üzülüyorum. Mesela şu an İtalyanca bilmediğime çok üzülüyorum İnan. Maalesef eşlik edemem, İtalyanca bilmiyorum. Ne alakası var canım? Kel alaka esprisi yapmayın, çok kızarım. Şimdi
Çin lokantasına gitsek Çince mi konuşacağız? Bak on numara esir yaptım. Bu arada İtalyan mutfağı da efsanedir. Şahanedir diyebilirim tek kelimeyle. Ah tartışılmaz. Tabii. Hele oklavası. O oklavayla yapılan o. Öyle bir yiyeceksin ki onu. Doyamazsın yani o derece. Çok. Böyle elde yapıyorlar. Aa, bak ben bunu bilmiyordum. Daha iyi ya. Ne dersiniz Songül Hanım? Vallahi Soner Bey çok hoşsunuz da. Gerçekten hoş muyum? Öyle miyim yani? Ay, ay. Soner Bey bu yemek işini başka bir zamana ileriye bırakalım. Efendim özür dilerim. Yani yanlış anladınız. Gerçekten kötü bir niyetim yok. Ya amacım sadece dertleşmek, konuşmak. Ama şöyle yapabiliriz. Yapalım. Yarın. Saat kaçta? Akşam yemekten sonra. Bir kahve. Yani olabilir gibi görünüyor şimdilik. Bakıyorum. Şimdilik olabilir. Baş başa mı? Bilemiyorum baş başa olamam. Çünkü genel bir yer olduğu için hani biz geldik siz kalkın demek de olmaz bakalım. Anladım efendim. Ben gayet iyi anladım. O bende. Ne? Aa, arı. Aa, bu arılar çok oldu ha. Arı! Oluyor, oluyor buralar. Ben Hüdar onun evladım. Baş başa. Baş baş. Yani bay bay. Ya bu çiçekçinin ne biçim? Arı mı? Aa! Anne! Anne! Ama anne mi? Dur! Benim evladım var. Ya bizim var. Ya bizim var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Onur Esra. Gülşe. Anneannem dedi ki git çorbacısına orada güzel bir kılıç helva ye dedi. Aşkım. Ya şimdi eski usule göre ilerliyoruz ya. Böyle bir buluşma falan olduğu zaman evde küçük yiyen falan varsa o getirilir. E tamam Emir gelseydi o zaman. O sayılmaz. İyi yapmışsın Gülşah'cığım. Gülşah'cığım daha yeni geldiniz ya. Ya ben yoruldum. Hadi gidelim. Ne yaptın da yoruldun Gülşah? Akşama kadar parkta oynuyorsun ama. Neyse. Kalkalım o zaman biz. İyi madem. Gel bakalım. Güle güle Onur Esra. Görüşürüz. Oh. Oh.
Hadi bakalım. Hadi alın. Şey, bu akşam yemek için izin aldım, haberin olsun. Bu akşam mı? Evet. Ya hadi. Tamam Gülşah. Neyse gidelim biz. Görüşürüz. Gülşah, niye çekip duruyorsun? Buluştuğumuz yer değil mi? Ha, ilk buluştuğumuz yer yavrum. Ay. Aynı zamanda da seni ilk gördüğüm yer. Ünüm be. Hatırlar mısın? Bak eskiden şurada bir oyun parkı vardı. Ay evet. Ama yıkmışlar Kurtuluş. Yazık ya. Onun yanında böyle bir akasya ağacı falan yok muydu? Ha, vardı. Onu da kesmişler. Sana çiçeklerinden taç yapmıştım. Ne güzeldi. Yavrum bir hatırlar mısın? Bak onun yanında bir tane butik vardı eskiden. Ay evet hatırlıyorum. Ve Sadri abinin yeri. Ay adam da iflas etmişti ya. Dayanamadı AVM'ni. Nünüm, sana oradan bir lacivert elbise almıştım böyle hani yeşil yapraklı. Ne yakışmıştı be. Ay evet ya. Hatırlıyorum. Ne oldu kim bilir. Ben de sana bir tane cüzdan almıştım. Komando rengi. Ha, hatırlanmaz mıyım? İçini hiç dolduramadığım cüzdan. İçini doldurayım diye bulduğum bütün kart vizitleri koyuyordum. Hmm. Ay Kurtuluş ya. Yalnız her şey değişmiş baksana. Öf. Evet yavrum be, çok değişmiş. Ama değişmeyen bir şey var benim. Ne? Gel yavrum, göstereyim. Ya? Gel. Hadi. Ay. Hatırladın mı yavrum burayı? Değişmeyen tek şey sana olan aşkım. Kurtuluş. Ben bunu tamamen unutmuştum. Olsun varsın be yavrum. Ben bunu kalbime kazıdım. Kurtuluş. Yavrum. Buyurun. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Lale'yi almak için gelmiştim. Lale. Onur. Lale. Çok güzel görünüyorsun. Sen de öyle. Lale bu genç bugün gündüz dükkana da gelmemiş miydin? Evet efendim. Bugün çiçekçiye gelmiştim. Sen müşterilerle de mi çıkıyorsun? Utanmıyor musun müşterilerle çıkmaya? Anne. Hadi tamam git git. Erken gel. Bu araba bal kabağına dönüşecek tamam mı? Ona göre. Zamanında burada olacaksın. Saygılar efendim. Adı neydi bunun? Adını da unuttum. Ay. Oğlum şimdi ufak tefek aksaklıklar dışında bence her şey yolunda. Ayrıca daha da iyi olacağız. İnşallah hocam inşallah. O zaman ben bugünkü performansımıza 10 üzerinden 7 veriyorum. Maşallah hocam, maşallah. Yalnız anacık, gerçekten kötülüğe ara verince hamlamışız. 2 hafta kötülük yapmadık, benim bütün temel bilgiler gitmiş. Kötülük bisiklete binmek gibi değilmiş. Olsun çocuğum, bunun hiçbir önemi yok. Bak birincisi, Onur randevusuna geç kaldı değil mi? İkincisi de Filiz hala hipnozdan uyandığının farkında bile değil yani. Ha? Aa, evlatlarım, yavrularım, sabilerim. Yanlış anlamayın, baktığınız yerden biraz kötü görünebilir. Ama bütün bu fitne fücur size daha iyi bir gelecek tesis etmek için. Evet, evet yavrularım. Babişkonuz o kadar doğru söylüyor ki. Erol'um, yavrum şimdi bak bu evin içinde biz Filiz'i kontrol ediyoruz. Tamam burada bir sıkıntı yok ama şirket içinde daha fazla sorup soruşturmasını mutlaka engellemeliyiz. Unutma bunu. Uf, var ya hipnoz olayını öğrenirse, Onur'la Lale'yi bizim ayırmaya çalıştığımızı öğrenirse yemin ediyorum evleri değil gezegenleri ayırır. Çiçek gezegeni.
oğlum öğrenemez. Nereden öğrenecek? Babam bile çakozlamadı daha durumu. Aman babam neyi çakozlayacak kız? Onun çakozlayacak mekanizmaları sakat. O nasıl çakozlayacak? Fakat Filiz'in o kadar kötü olacağını hiç öngöremedik aracık. Resmen kızın içinden kurt adam çıktı. Bol verin ağlar beyler çıktı. Hala inanamıyorum böyle olduğumuza. İnan aşkım, ben bir daha bu elleri hiç bırakmayacağım. Sen ameliyata girerken sanki elini bırakırsam hiç geri gelmeyecekmişsin gibi hissettim. O yüzden ellerini hiç bırakmak istemedim senin. Ben de hep senin sıcaklığını hissettim. Ama kendine geldikten sonra hiç yanında istemedin beni. Yani yardım etmeye çalıştım sana ama hep ittin. Aslında ben sana o anlarda o kadar çok sarılmak istedim ki. Neyse. Ya kapatalım konuyu şimdi. Kötü şeylerden bahsetmeyelim. İyi şeylerden, güzel şeylerden bahsedelim. Bahsedelim. Mesela? Mesela flörtleşme işi çok keyifli bence. Ama ben seni çok özlüyorum. Ay. Aşkım benim. Ben de seni çok özlüyorum. Allah'ım, beklenen kahraman da geldi. İşte geldi gönüllerin sultanı. Hey maşallah. Hayatım, baby göllerimizi kulak memesi kıvamına getirdik. Artık oyun hamuru kıvamındalar. İstersen buyur biraz da sen oyna. Erol. Ha. Kızım senin elinde telsiz ne geziyor ekipler amiri gibi. Erol oğlum. Onu diyorum ne geziyor elinde diyorum. Bir de kafaya şapka tak üniformayı da giy olsun sana trafik bu. Buradan haklıyorsun oradan çıkıyor. Çıkıyor oğlum çıkıyor. Acaba ne zamandan beri çıkıyor? Hipnozdan beri çıkıyor. Filizciğim, hipnoz olayı çok bambaşka bir mevzu. Gerçekten. Erol! Filizciğim, yalvarıyorum. Bak, rica ediyorum. Şu an gerçekten zaman değil. Bak, baby girl'ler çok korkacak. Lütfen. Sen sakın konuşma kaynana. Hele sen sus! Şimdi mi geldi baby girl'ler aklınıza? Bana bakın. Cezanızı bu gece düşünüp yarın vereceğim. O zamana kadar gözümün önünden kaybolun. Defolun! Of neler var neler ya. Tatlılarımızı evde yiyelim mi? Olmaz. Anne. Hatta senin de anne. Yani biz seninle evliyiz. Bize kim ne diyecek ki? Evet ama gerçekten taktılar bu meseleye. Aşkım, biz şimdi buradan eve gitsek beraber. Bizi kim görecek? Kimse görmeyecek. Görmez yani. Bakar mısın? Gel, gel, gel. Hey yavrum. Ha. Bana bak. Annem gitti dedin ama ya gitmediyse, ya buradaysa? Ya oğlum öyle şey, komşuya git dedim sana. Kurtuluş gelmez, merak etme. Kız bir şey diyeyim mi? Bir yandan da acayip heyecanlı. Yemin ediyorum gençlik yıllarıma döndüm ha. Ay vallahi Kurtuluş, sorma bende de böyle garip bir enerji var. Böyle bir adrenalin falan salgılıyorum. Yani böyle bir heyecandan böyle bir yerinde duramıyorum. Yavrum, o zaman sevgilime sevgilisinden gelsin. Ay. Kurtuluş gelincik bu. Sen bunu ilk buluşmamızda da vermiştin bana. Tabii yavrum. Çiçekçilerde en zor bulunan çiçeklerden. Biri bu, biri de sen. Hafif, kandırma beni. Yavrum, utanınca daha tatlı oluyorsun. Onu ne yapacağız? Kurtuluş, ya biz bu sevgililik oyununu daha önce niye oynamadık ya, ha?
Yavrum, o zaman karı kocaydık. Yakışmaz yani. Deli. Delinin tabii kız. Deli olacaktım herhalde. Çok güzel bir akşamdı. Sürpriz! Anne! Anne! Ha, böyle bir... Ha, bir anda görünce korktuk. Ay aşk olsun, insan annesini görünce korkar. Hayırdır, ne işiniz var burada? Hayırdır, siz yemeği yerken bitirmeye mi karar verdiniz? Biz Tebrik ediyorum Onurcuğum. Gerçekten hem annesinin sözünü dinliyor hem de tam bir gentleman. Teşekkür ediyorum. Hemen koluna giriyorum. Hadi bakalım. Hadi baş baş. Nennen. Hadi. Songül anneciğim ama Lale. İyi akşamlar. Anne böyle mi oluyor bu işler? Restorana kadar gelmişsiniz pes ya. Hadi. Tamam ağlama. Çocuk ağlıyor. Hadi bir öpüşün. Oldu mu? Hadi, hadi bay bay. Hadi baş baş. İyi akşamlar, hoşça kalın. Hadi hayatım, hadi bir tanem evimize gidiyoruz. Nereye gidelim anne? Hadi dinle beni, teşekkür ediyorum. Ay, ya kurtuluş. Ne güzel okudun. Hayır yani bu şiir bana böyle birden bir tanıdık geldi ama. Yavrum, aşk aşka benzer. Biz şairler bazen mısralarımızı birbirimizden ödünç alırız. Ay, kurtul. Ay. İyi akşamlar. Aa anne hoş geldin. Hoş bulduk. Bir müddet sonra. Kızlar ne yapıyorsunuz böyle mum ışığında? Biz anne kitap okuyoruz. Kitap okuyoruz anne. Görüyorum görüyorum. Bir yandan yiyorsunuz, içiyorsunuz böyle tuzlu tuzlular, tatlılar. Bir yandan da kitap okuyorsunuz. Evet anne böyle elektrikler gitti. Biz de böyle canımız sıkılınca kitap okuyalım dedik. Yatsının mumuna kadar artık gelir umarım. Aman. Ah kurtuluş. Yok kurtuluş nerede yok anne. Ah kurtuluş ah. Anne yok kurtuluş. İşte çevirmiş, kendine benzetmiş. Şu hale bak. Ya bir de çiçekçiyiz bak. Bizim evimizde görseler bunu ne derler ya? Bunların kendilerine hayrı yok derler. Toparla bunu biraz. Tamam anne, hallederim merak etme. Kitap merakınız da beni benden alıyor. Hay Allah. Hadi siz de artık toparlanın. Şu açık büfeyi bir kaldırıverin. Tamam anne. Uyanıp durmayın. Tamam. İyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Şu açık büfeyi de kaldırın. Ha. Lale de yatsın artık. Dışarıda duruyor. Tamam. Korkudan 17 yaşıma döndüm ha, yemin ediyorum yavrum. Gülünüm, Aldız çok uzaklanma. Ben gideyim artık, yemin ediyorum gideyim. Aklımı kaçıracağım şimdi, altıma edeceğim korkudan. Hadi ben gidiyorum yavrum, hadi öptüm, öptüm, öptüm. Kurtuluş, Kurtuluş iyi misin yavrum? Hayırdır? Dünkü randevun kötü falan mı geçti? Yani her şey rüya gibiydi. Ta ki Yıldız anneyle annem gelene kadar. Ne? Aa! Ha inanmıyorum.
Hay aşk olsun. Bir de anneciğim çok teşekkür ederim. İzin verdin bana diyeceğin yerde. Nankörlük bu. Ben onu o şekilde değerlendiriyorum. Esra sevineyim ya. Resmen başımıza dikildiniz. Aa! Zorunluluk gibi demek istiyorsun. Fena mı yaptık Lala Hanım? Yani ben çırpınıp durayım, çocuğum mutlu olsun diye. Şu yaptığın muameleye bak yani. Neyse. Pişt, bak ne diyeceğim sana. Asık sıra. Sana bir şey soracağım şimdi. Eğer sen istemesen, ama samimi cevap vereceksin. Eğer sen istemesen, ben seni bu evde zorla tutabilir miyim? Ya, tabii ki zorla tutamazsın. Sonuçta kaç yaşında insanım. Ama ben kocamın yanında olmak istiyorum. Ay duyamadım. Ne? Duymadım tam. Kocamın yanında olmak istiyorum canım. Değil mi? Çünkü sen evliliğinin temellerini daha sağlam atmak istiyorsun. Değil mi? O kadar haklısın ki yavrum. Ya sen daha ne olduğunu anlayamadan hatırlasana Allah aşkına. Hamilelik, çocuğu kucağına aldın, evlendin, apar topar. Hiçbir şeyin tadını çıkaramadın ki. Sen de tabii istiyorsun, ben seni çok iyi anlıyorum. Flört etmek istiyorsun kocanla yeniden. Sevgili olmak istiyorsun, bir yandan karı koca olmak istiyorsun. Arkadaş olmak istiyorsun, değil mi anne? O yüzden bak. Hani evliliğin daha güçlenir mi bilemem ama önünde yepyeni bir kapı var. Gir o kapıdan içeri, bir tadını çıkar bakalım, bir bayağı neler var içinde. Hı? Haklısın. Teşekkür ederim. Ay, rica ederim. Songül Sultan'ın hayat dersleri. Ay! Vallahi unutmuşuz sizi çocuklar. Songül Şen aşk doktoru. Aşk danışın, aşk kızı. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Hadi, hadi dükkan açıyoruz. Hadi kızlar. Demek hipnoz ha. Hem de Onur'la Lale'yi ayırmak için ha. Siz bittiniz. Çok sakinim. Gerçekten soğukkanlıyım. Ama bitirdim sizi. Bundan sonra benim kölem olacaksınız. Hayır, keskin sirkem. İzah edebilirim. Kes. Emredersiniz. Sizin bu sahtekar oyunlarınızdan bıktım. Artık bunlara alet olmayacağım. Hayır, estağfurullah. Olur mu kız? Sen de bizi hipnotize et, ödeşelim. Ah, aferin olur. Et valla, et kızım. Çok kolay bir şey zaten. 5 dakikada yaparsın sen. Salla, salla, salla. Bak, bak, bak. Ay, ay. Ay bak göz kapaklarımız nasıl ağırlaşıyor. Yemin ediyorum bana da bir dinginlik geldi şu an. Ay dur bak, ay uyuyoruz. Vallahi uyuyoruz. Ay benim beynim sütlaca döndü. Yeter. Erol. Seni Seher'e asistan olarak atıyorum. Atıyorsun. Bence fazla konuşma. Marş marş mutfağa. Bundan sonra sabah kahvaltısını, akşam yemeğini, bütün yemekler sana bakıyor. Evin temizliği de, hijyeni de sana bakıyor. Filizciğim, fakat. Kes Erol. Kaynana. Buyurun efendim. Seni de baby göllerime dadı olarak atıyorum. 7/24 peşlerinde olacaksın. Bir gak mı dediler ağzına sütlerini, gut mu dediler ağızlarına mamalarını vereceksin. Dınga dediklerini duymayacağım. O zaman görüşürüz. Kızım ben yapamam ki öyle şeyler. Yani yok, hayır, itiraz ediyorum. Edin, itiraz edin ama bana etmeyin. Kime edin biliyor musunuz? Baba! Şşş. Baba anne! Şşş. Baba! Gel. Kızım. Ya. Çağırdın geldi iyi insanla adamın üstüne. Gülüş kızım, hayırdır? Ay, ne oluyor kızım, ne oldu? Şimdi benim bu Kojiton'la kaynanan var ya. Onlar ne yapmışlar biliyor musunuz böyle baş başa verip? Ne yapmışlar? Gene ne yapmışlar? Sürpriz! Ne yapsalar beğenirsin, ne yapsalar beğenirsin. Gideyim de o zaman mutfakta kendim kahvaltı hazırlayayım, kendi iradeyimle. Benim de bugün baby girl'lerime dadılık yapma günüm. Neden? Çünkü ben onları çok seviyorum. Ben de gideyim bir bakayım, uyanmışlar mı acaba? Ay hatta belki de uyandılar, bir de ağlıyorlar yani. Ay yok, hayır ağlamasınlar. Ben gidiyorum, bakıyorum hemen kızım. Her şey ailemiz için. Hayat sevince güzel. Bravo, bravo. İşte aile böyle olur. Aynen böyle olur. Aile dayanışması, paylaşım böyle olur. Bravo kızım. Bravo. Gerçekten sımsıcak bir aile yarattın. Daha da sıcak olacak babacığım. Daha da sıcak olacak. Ah, Soner Bey. Ne işi var biz? Yemekten sonra çay içecektik sadece. Anne saklama. İyi günler hanımlar. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ah,
Söder Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş buldum. Yine çok hoş buldum. Akşam yemeği sonrası çay için sözleşmiştik ama ben yemek için ısrar etsem bana gücenir misiniz acaba? Vallahi bilmem ki. Şimdi şöyle, isterseniz bugün bir yürüyüş yapalım birlikte. Ondan sonra da başka bir günde yemeğe çıkarız inşallah. Yeriz değil mi? Çok mesut oldum. Su istesem getirmezsin değil mi? Neyse. Hadi keyfinize bakın. Erkenden gelirim. Yok yok, şey yapsa. Rahatına bak anne, acele etme. Hoşçakalın hanımlar. Hadi. Geniş geniş anne. Genişten maksadını anlamadım ama. Dükkan bize emanet. Bu çok iyi oldu. Bari hiç beklemiyordu. Resmen Beti benze attı ya. Ha, yeter. Biz ne kadar sıktığını da biraz anlasın yani. Oh, rahatlayalım şöyle. Aman da aman, kimler gelmiş? Sepetimizi boyayacağım ben. Kap, kap. Neyiniz yukarı? Süpermen. Ay yok, yok, yok. Doğru mu baba? Aferin. Koy babama, hadi koy. Ellerine sağlık oğlum. Vereceğim babana da vereceğim. Getir, 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 getir. Ver. Ha. Ellerine sağlık, ellerine. Ellerine sağlık oğlum. Aman efendim, ne yaptık ki? Yani bir CEO mutfakta ne kadar başarılı olabilirse o kadar başarılı olmaya çalıştım. Neyse, yedik içtik madem, ben şirkete doğru kaçayım. Tabii tabii, tabii ki de evladım. Bir de mıhlama mı yapsan ya? Benim canım bayağı mıhlama çekti de. Mıhlama güzel olur ama. Yuhlama diyorum artık baboli. Oluyor mu artık böyle lütfen? Bu işlerle anacık ilgileniyor. Her türlü mıhlama, gözleme, bazlama, yeveleme, geveleme, yuvalama bunların hepsi Betül Sarıhan'da. Behlül kaçar, Betül bakar. Saygılar. Oğlum ama ya ama be. Kaynana, sıradaki mıhlama senden tüm torunlarına gelsin. Hemen, hemen benim güzel gelin. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Hızlı hızlı, çabuk çabuk. Hızlı hızlı, çabuk çabuk. Koş. Melek, bir uğrasana odama. Buyurun Onur Bey. Ya Melek, Kenan Sufoğlu'na 6. Dünya Şampiyonluğu yolunda holding olarak destek veriyoruz, tamam mı? Şimdi bir web sitesi kurmuşlar, kenanlatamgaz.com diye. Ben de oraya mesajımı gönderiyorum. Evet, ben mesajımı gönderdim. Tamam Onur Bey, ben de kampanyayı şirket genelinde duyurayım. Anlaştık. Kuzito, how are you today? Erol, bu ne haline ya? Ne var halimde ya? Aa! Tam bir şuursuz gerizekalıyım. Güvenliğe falan merhaba dedim ben bu halimle. Ev hali işte, bütün işler bana bakıyor biliyorsun.
Ama ben geliyorum gidiyorum, seni hep iş başında görüyorum. Ne dedi doktorlar sana ama? Bütün proje dosyaları Arap saçına dönmüş, onları düzeltiyorum. Bir aç kapa düzel. Olan ne? Mizah şov. Sayende şirketi komple kapatacağız, bir daha açabilir miyiz bilmiyorum artık. Allah Allah, nasıl da seviyorsun mübalağa sanatını, nasıl da seviyorsun abartmayı sarı çocuk. Erol. Pardon, sesli düşündüm. Neyse, ne oldu, ne vardı? Aman aşk olsun Kuzito, kuzenimizin halini hatırını da mı sormayalım şu saatten sonra? Bugüne kadar soramadın, bir dene bakalım. Allah Allah, laflara bak, hicivci civciv seni, palamut palamut laflar, kol gibi laflar yüzüme yüzüme. Neyse, güldük eğlendik, zaten niyetim o değil. Niyetin ne? Esas mevzu şu, ben sizin terapi nasıl gidiyor diye merak ettim. Niye? Şimdi yanlış anlama, özeline girecek değilim, kırmızı çizgine dalacak değilim. Bizim de kendimize göre özel hayatımız var. Ben acaba Filiz'le beraber terapiste gider miyiz diye düşündüm. Çünkü kendisi doğumdan sonra birazcık depreşik oldu. Yani eğer ciddiysen bir randevu ayarlarım size. Vallahi randevuyu almadan önce emin olmak isterim kuzen. Nasıl bir terapist acaba? İyi geliyor mu insanlara? Yani sizin Lale ile aranızı düzeltebildi mi acaba? Yani işte bir denge kurmaya çalışıyoruz. Aman ayrıl barış, ayrıl barış. Yemin ediyorum yalama oldu yani sizin ilişkide. Nasıl düzen tutsun? Ben biraz direkt konuşurum, kusura bakma. Ben de direkt konuşayım mı Erol? En sevdiğim, buyur. Çık odamdan. Nasıl çık? Tamamen çık odamdan. Çık dışarı. Aa, emir gibi mi bu? Vallahi emir gibi bu. O nasıl bakışlar oğlum? Burası bir aile şirketi. Sen kimin şirketinden kimi kovuyorsun çocuğum? Bundan nasıl? Tamam çıkıyorum ama geri geleceğim. Pis karizmatik, sarı çocuk. Vallahi annem haklı. Şu erkeklerin havasını söndürmemiz lazım. Ay evet ablacığım. Ne öyle canım? Gel dedikleri zaman geliyoruz, git dedikleri zaman gidiyoruz. Ay bir jetonlu kumbara gibiyiz canım. Ne öyle Allah Allah. Ay bir de ondan sonra değerimizi bilsinler istiyoruz. Sonuçta değerimizi biz onlara göstermediğimiz sürece bir gün bilecekler, iki gün. Üçüncü de yok yine. Evet evet, doğru söylüyorsun ablacığım. Olmaz öyle şey. Karşılarında böyle dimdik bir kararlı duruyoruz. Aynen öyle. Flört mü? Flört. Yani kurallar neyse ona göre davranıyoruz. Sonuçta kuralları kendi... Evet evet. Kuralları kendi kafamıza göre değiştiremeyiz değil mi? Abla. Ha canım. Nereye bakıyorsun? Ya ablacığım kurtuluşa bakıyorum ya. Bak böyle hani daha henüz daha gelmemiş gibi de duruyor ama anlamadım yine böyle başına bir şey gelmiş falan olmasın. Ay, kıyamam bak gelmiş ya. Ay bak görüyor musun abicim o kırık ayağı nasıl çabalıyor ailesi için bizim için. Evet. Baksana çok zor durumda yürüyemiyor. Ya. Ona yardım edecek destek olacak kimse yok mu? Yani işte geldi. Beyazatlı prensim geldi. Baksana hastaneden yeni çıktı. Bacanağına yardım etti ya. Ay vallahi hakkaniyetli adama. Maşallah enişteme ya. Çok yardım sever. Abla ya. Hı. Eniştem sana bacağı konusunda yalan söylememiş miydi? Seni kandırmamış mıydı? Kandırmıştı. Onur da tabii böyle kazadan sonra falan sana bayağı bir kök söktürmüştü. Söktürdü. Ya biz ne yapıyoruz şimdi? Niye böyle hemen eridik ya? Yumuşamamamız lazım. Yumuşamamamız, dik durmamız lazım. Buyurun. Şöyle oturalım mı? Ay şansımıza. Köşe mi burayı mı? Buyurun, buyurun. Oh. Müsaade edin lütfen. Çok zarifsiniz. Ay çok zarifsiniz, çok teşekkürler. Rica ederim. Ay çok güzelmiş burası. Ay. Bir dakika. Öyle olmaz. Evet. Buyurun. Evet. Çok zahmet ettiniz, ne gerek vardı? Ne zahmeti efendim? Ya bizim hanımla biz gezmeyi çok severdik. Rahmetli çok titizdi yani. Oraya dokunamaz, buraya dokunamaz. O yüzden ben de öyle beyaz mendiller taşırdım. Oradan kalma alışkanlıklar işte. Ne güzel. Alışkanlıklarınızı hala böyle hasretle anıyorsunuz. Şey, özür dilerim. Gerçekten böyle hissettirmek istemezdim. Çok üzgünüm. Hayır, hayır. Önemli değil. Yani ne kadar önem veriyorsunuz hala, ne kadar düşkünsünüz.
Yani hatıralara o manada demek istedim. Çok iyi biriydi. Yani sizden iyi olmasın? Ay, benden iyi olsun efendim. Ne olur olsun. Ben mesela böyle tariflemeye çalışsam rezil olurum. Yani düşünebiliyor musunuz? Ya kocamın yerinde örneğin siz olsaydınız ben siz saçınızı başınızı yolarım. Gerçekten. Yani bütün sahtekarlıkta en ne bileyim dolandırıcılık, üçkağıtçılık yani güvenilmezlik en boy yükseklik hepsinde bir numaraydı. Bak gördün mü? Bütün erkekler aynı. Hepsinden nefret ediyorum. Yani böyle sizin gibi kıymetli birine değer vermezse kendi kaybeder tabii. Kaybetti tabii. Evladım baksanıza 2 dakikadır burada oturuyoruz. Bir çay kahve bir şey servis yapın ya. Biraz daha açma abla. Şu adamı böyle çalıştırıyoruz. Ya işte. Ha? Siz ne öyle aptal aptal bakıyorsunuz? Doğru ya. Hadi geçelim içeri. Geçelim, geçelim. Hoppala. Bu ne şimdi ya? Hayda. Ben de kadın milletinde bunu anlamıyorum. 2 dakika önce günlük güneşlik değil miydi bunlar? Kadın deniz gibidir. Bazen dalgalı, bazen durgun. Hırçın, huysuz, kaprisli. Hem çok doydur hem olgun. Keşanlı Ali destanında Haldun Tener ustamız böyle demiş bacanak. Çok güzel söylemiş. Ağzına sağlık. Yalnız farkında mısın Kurtuluş abi? 2 gündür senin içinde bir şair yaşıyor. Hadi hayırlısı. Oğlum ne yapalım? Hatunları görmüyor musun? Bu hatunlar adamı ya deli eder ya şair yani. Yalnız fark ettiniz mi? 3'ü birden kafasını çevirdi. Acaba greve mi gitti bunlar? Ben mi gidip konuşacağım? Daha kötü olmasın Onur Bey. Nereye be bacanak? Elimde bir şiirim var. Dur okuyayım. Al buyur işte bak. Ay. Oh. Merhaba Songül Hanım. Yıldız ben. Merhaba. Songül Hanımcığım bakın size ne diyeceğim. Acaba biz bu çocuklara fazla mı eziyet ettik? Yani ne bileyim... Burunları yeterince sürtüldü zannımca. Siz ne dersiniz? Vallahi o kadar iyi olur ki. Zebellah gibi başlarında durup duruyoruz. Ay aynı fikirde olmamıza o kadar sevindim ki. Peki ne yapacağız, nasıl yapacağız? Yani şimdi hani bitti oyun, haydi bakalım dön eski hayatına da denmez ki. Dur, benim aklımda bir şey var şimdi. Ah şahane. Anlatın hemen, dinliyorum. Göz göre göre gitti. Hayır bu kapının ardında en az bir çeyrek yatıyor. Benim alın terim ekmek param yatıyor. Aşkım. Bugün çok güzel bir film gelmiş. Beraber sinemaya gidelim mi? Onur ben şimdi bu zamana kadar bu sürecimizi gözden geçirdim de. Biz acaba biraz hızlı ilerlemiyor muyuz? Hızlı mı? Aşkım. Ne hızlısı ya, biz bayağı ağırdan alıyoruz hatta. Yani bizim şu an seninle bizim evimizde olmamız lazım. Baş başa. El ele diz dize falan. Yani hatta sen istersen yavaş yavaş eşyalarını falan al. Çıkalım gidelim evimize. Biraz zaman geçirelim, belki yemek falan yaparız beraber. Ben ne söylüyorum, sen ne söylüyorsun ama Onur ya? Hızlı mı gidiyoruz acaba diye soruyorum sana. Sen evde baş başa yemek yapıp böyle vakit geçirmekten bahsediyorsun ya. Biraz ağırdan alalım Onur. Ağırdan. Alalım Gale. Alalım. Şöyle. Sinemaya da gitmek istemiyorsun Nünüm. İstemiyorum Kurtuluş. O zaman tiyatroya gidelim Nünüm. Sen seversin tiyatroya. Yok, onu da istemiyorum. Ayrıca sen tiyatroda uyuyorsun Kurtuluş ya. Ne yapayım yavrum, hani böyle loş ortamı görünce bünye bırakıyor kendini. Bir de hani böyle sahneden mırıl 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 konuşuyorlar ya. Yemin ediyorum çocukluğuma dönüyor ama. Sanki nenem böyle masal okuyormuş gibi oluyor bana. Hani böyle şeyin yanında, sobanın yanında kedi böyle mayışır kalır ya. Yemin ediyorum öyle oluyor ama. Ama bu sefer yemin ediyorum uyumayacağım dünüm. Yok,
İstemiyorum Kurtuluş, istemiyorum. Yani Arda bence biraz aramızda böyle bir mesafe koyalım sen. Nasıl ya? Yani şöyle, bence biraz fazla hızlı ilerliyoruz. Yavrum nasıl hızlı ilerledik? Zaten ayağım kırık, istesek de hızlı ilerleyemeyiz ki. Eyvah annem Kurtuluş. Annem mi? Lale. Bak benim durdu artık. Bir öyle bir böyle. Yeter. Bana duygu sömürüsü yapma Onur. Aşkım. Canımın içi. Bir tanem. İyi bakar mısın bana? Hatırladın mı beni? Kocan ben. Emir'in babası. Hatırladın mı? Annem biliyor. Annem biliyor ablacığım. Annem geliyor. Annem. Onur ne olursun git. Hadi bak annem geliyor git. Ya gelirse gelsin artık kızlar, abarttınız ama ben hiçbir yere gitmiyorum ben. Ne abarttık? Kurallara uymak zorundasın. Ha, kurallara uyalım da biraz da bu 50 kurallarına uyalım diyorum ha. Gidiyor musun Onur? Geliyor musun Lale? Gelmiyorum Onur. Kızlar! Benden günah gitti. Onur ne yapıyor? Onur ne yapıyor? Bak bir saniye, bir şey söylemek istiyorum. Bir şey yok, bir şey söylemek yok. Başa bak! Olur bey, basın. Yürü! Lan arabaya! Bizim bir suçumuz yok, vallahi bizim bir suçumuz yok. Bana gördüm be, kedi gibi miyavlamayın. Yürü! Arabalara! Arabalara! Fırla oğlum, fırla Samet! Allah! Ah sultanım, kızım ne oldu sana? Bebek bezine dönmüşsün. Hangi zalımın gelini yaptı bunu sana? Oğlum, oğluşum. Nine oldum ben bugün. Bu gelinim nine yaptı beni. Daha nine sayılmazsın kaynana. Şimdi görevinizi veriyorum. Hazır mısınız? Kızım neyin görevi? Görevimiz tehlike belledin sen burayı. Mission Impossible 5 miyiz biz? Görev adamı tipi mi var bizde? Kes. Burada bulunan masal kitaplarını sesli bir şekilde okuyup kaydedeceksiniz baby göllerim için. Ve hepsi, bunların hepsi bugün bitecek. Ay nasıl yani? Nasıl yani Filizciğim? Benim okuma yazmam bile yok. Beni okuma yazma sınavına soksan sıfırın altında 35 derece çıkar. O derece. Ayrıca benim gözümde miyop var, astigmat var, renk görüyorum. Akım derken lokum diyorum ben. Ay vallahi benim de hiç masal okuyacak falan takatim yok. Bugün lütfen hiç kimse kusura bakmasın yani. İyi o zaman derdinizi babaanneme anlatırsınız. Filiz. Hayır Filiz, tamam gel. Hayır Filiz, aldık. Filiz bak ne yapıyoruz? Bak Filiz. Hayır. Açıyorum. Babaanneye yansımasın. Evet tamam bir dakika. Kim muz yemeyi sever? Maymun. Aç ve bak. Hop. Cırık cırık. Cırık mı? Anacık yemin ediyorum Hansel'le kraker olduk burada. Merhaba Songül Hanım. Alo, Yıldız Hanım. Ne oldu ayol, bir şey mi oldu? Onur Lale'yi aldı, kaçırdı. Ne? Kaçırdı mı? Nasıl yani? Allah! Bütün en az yarım altın verir bu habere. Ya bilmiyorum, aldı sırtına kaçırdı gitti işte. Ay siz bizim kararımızdan bahsetmediniz mi ayol? Ne kararıymış ayol bu? Ya daha söyleyecek vaktim bile olmamıştı. E nereye gittiler peki? Hiç bilmiyorum valla, biz şimdi onları takip ediyoruz. Peki Songül Hanımcığım, ben sizden haber bekliyorum. Ben de bu arada Onur'u arıyorum ve konuyu çözmeye çalışıyorum. Tamam, siz de kararımızdan bahsedin tamam mı? Peki, peki. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Anne, ne kararıymış o? Sizi hiç ilgilendirmez. Sen önüne bak. Emredersiniz efendim. Yetişsene evladım şunlara. İkinci vitesindesin, tak şu içe. Alo, bana bak Şerife.
Artık bana iyi bir haber ver, yoksa yemin ediyorum seni ellerimle boğacağım bak. Şerife kızım, geliver yanıma, güldür yüzümü. Hadi evladım. Böyle bir haberi ilk defa veriyorum size. Onur Bey, Lale Hanım'ı kaçırmış ayol. Canına tak etmiş artık, sırtladığı gibi götürmüş kızı. Ne? Ne? Nasıl yani? Başka? Vallahi mı kız, ne olmuş? Af mı çıkmış? Vallahi kesin bilgi mi? Şey ya, resmen çuval gibi atıyorsun kucağına, yakışıyor mu hiç sana? Ya ne güzel işte, Türk filmlerindeki gibi. Ya ne demek Türk filmlerindeki gibi Onur? Ben ne söylüyorum, sen ne söylüyorsun ya? Şöyle düşün, şimdi ben Tarık Akan'ım, sen de Gülşen Bubikoğlu. Ben film çekmek falan istemiyorum, gidiyorum. Ben ne o zaman? Ya ne içinden yapıyorsun Onur? Onur lütfen gelme, peşimden gelme, istemiyorum. Ne demek istemiyorum ya? Hayır, istemiyorum ya. Lütfen. Ya ne olursun git ya. Hiçbir yere gidemez. Al gibi de giderim işte. Hiçbir yere gidemez. Pislik! Anneme ne diyeceğiz şimdi? Annenin haberi olmayacak ki. Bakıp durma. He? Önüne bak diyorum. Önüme bakıyorum efendim. Hayır, aynaya bakıyorsun. Yok, ben dikiz aynasına şey yapıyordum ben. Yani açık açık dikizliyorum diyorsun, öyle mi aynada? Yok efendim, estağfurullah, olur mu öyle şey? Şimdi ben güvenli bir sürüş adına önce aynaya bakarım, sonra emniyet kemerimi takarım, sonra trafik levhalarına riayet ederim. Ay, tamam tamam, ben de inandım. Kapa gözünü. Kapatayım efendim. Kurtuluş abi, vitesi dörde atar mısın? Atayım abisi. Ay döndüm! Ay ne oğlum, ne yapıyorum ben? Öldürsen beni Samet! Manyak mısın ya sen? Aa, canımıza kastediyor. Efendim, olur mu öyle şey? Estağfurullah. Hadi oradan. Aa. Aha, bacanan araba, bacanan araba. Evet. Samet bas, 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 bas. Bak orada, bas abisi. Aa, gittim. Aa. Ay oğlum, elektrikçi miydi bu acaba? Neciydi bu? Yavaş be oğlum, yavaş be oğlum. Ben böyle şoför görmedim ya. Allah seni artık. Aa, anne! Enişte, abla, aa! Ne yapıyorsunuz be siz? Ne yapıyorsun sen? Ha? Yani izin verirseniz aşık oluyoruz efendim. Nasıl bir aşkmış bu? Aldığın kızı kaçırdın. Aşk bu mu? Başka çare bırakmadılar ki efendim. Ne başka çaresi be? Anne, biz... Sen de sus. Hiçbir şeye kulak vermiyorsun ki evladım. Hiç her şeyi tıkadın, bodoslama burnunun dikine gidiyorsun. Tamam, anladım. Sen bu kızdan hoşlanıyorsun. Seviyoruz. Madem seviyorsun kızı, aileler bir tanışsın. Bu işin adını koyalım. Nasıl yani? Nasıl yani? Alırsın ailenin yanına. Lale'yi istemeye gelirsin madem. İstemeye mi? İstemeye mi? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.